Hazal, iyi misin? Çık dışarı. Defol. Tamam, sakin ol. Çık dışarı dedim. Sana söylemiştim. Biz aynı odada uyumayacağız. Aynı yatakta yatmayacağız. Çık dışarı, seni burada görmek istemiyorum. İyi olup olmadığını merak ettim. Sana bir zarar gelecek diye çok korktum Hazal. Bana kimse senden daha fazla zarar veremez. İyi olmamı istiyorsun sen? O zaman çık. Eğer bir isteğin olursa... İsteğin falan yok. Yüzünü bir daha görmeyeyim, bana yeter. Hazal. Hazal. İyi misin? Bir sorun mu var? Hazal, konuşmayacak mısın? Bir şey söyle bana. Niye geldin buraya? Bilmem. Yatağında uyanmaktansa ölmek istemişimdir belki de. Sakın. Sakın bir daha dokunma bana. Tamam, sakin ol. Kötü bir niyetim yoktu. Belki biraz sıkılmışsındır buralardan diye düşündüm. Kasvetli biraz burada. Ama çok yakında İstanbul'a gideceğiz. Orada... Anlamıyorsun değil mi? Problem nerede olduğum değil, kimle olduğumda. Seninle mutlu olabileceğim bir yer yok benim. İzmir ya da İstanbul hiç fark etmez. İkisi de aynı cehennem. Ne bu? Şey, Vural Bey dün gece misafir odasına uyudu da Canan Hanım. Hiç kimse duymayacak bu söylediğini. Yoksa kendine yeni bir iş aramak zorunda kalırsın. Bulabileceğini de hiç sanmıyorum zaten. Ne var yine, ne istiyorsun? Baban geldi de az önce. Selam söyledi sana. Bu kadar yolu selam söylemek için mi gelmiş? Yok. O balıkçıya şikayet etti. Ateş eden o olabilirmiş dün gece. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Çünkü o adam bizim dibimize bu kadar giremez. Doğru. Onun silahla falan işi olmaz zaten. Ayrıca... Sizin yeteri kadar düşmanınız varmış. Fazlasına gerek yok. Kahvaltını yapmamışsın. Aç değilim ben. Ver şu fotoğrafı bana. Çok mu özledin annene? Ver dedim. Bak, otelde küçük bir işim var. İstersen hep beraber sonrasında ziyaretine gidebiliriz. Tek başıma gitmeyi tercih ederim. Tek başına göndermem seni. Dün olanları gördün hayatım. Mümkün değil. Dün olanlar benimle ilgili değildi. Sizinle ilgiliydi. Hayır hayatım, yanılıyorsun. Bizimle ilgiliydi. Hatta hepimizle. Çünkü artık sen de bir demir oğlusun, unuttun mu?
Hazal Hanım yine ortalıklarda yok galiba. Vallahi benim aklım almıyor. Birden ortaya çık. Yıldırımızıyla Vural'ı nikah masasına oturt. Sonra da ortalıklarda görünme. Akıl alır gibi değil. Dün olanlar biraz canını sıktı galiba. Alışkın değil neticede, korkmuş olabilir. Sen çok mu alışkısın silahların patlamasına? Hiçbirimiz alışık değiliz ama hepimiz buradayız gördüğün gibi, değil mi tatlım? Kocan nerede peki? Göremiyorum onu. İşi vardı onun, erken çıktı. O zaman kendi adına konuş Defne. Başkalarının adına değil. Ben odama geçeyim. Anlaşılan bu evde ortalıkta görünmemek en güzeli. Hatayı Hazal değil, biz yapıyoruz. Vural, gel otur. Konuşmak istiyorum seninle. Ne oldu? Hazal'la konuşmayı düşünüyor musun? Hangi konuda? Bak canım, farklı odalarda uyuyup uyanacaksanız karı koca olamazsınız. Anne, benim nerede uyuyup uyandığım seni ilgilendirmez. Senin değil, karının nerede uyandığıyla ilgileniyorum zaten. Oğlum, kimsenin ağzına laf verme. Hele şu Defne'yle Sinan'ın ağzına asla. Eğer o köylü kızına has bir oda ayarlayacak olsaydım, gelin olarak değil, hizmetçi olarak alırdım onu bu eve. Yeri de yukarıda değil, aşağıda olurdu. Anne! Hiç boşuna nefesini tüketme. Asla geri adım atmayacağım. Bak, siz artık evlisiniz. İstese de istemese de bu evliliklerin gerekliliklerini yerine getirecek. Nereye? Beklediğimiz raporlar gelmiş, şirkete gidiyorum. Tamam, sen git. Ben sonra gelirim. Ne raporu? Anneciğim, ne raporu? İstanbul menşeli bir şirket hakkında araştırma yaptırdık. Şimdi araştırma sonuçları gelmiş. Eğer olumluysa birleşme imzalayacağız. Sen ciddi misin? İstanbul'a erken dönüyoruz yani. Aynen öyle. Sezonu kapattık. Ebru, ben burada çok bunaldım. Bir bahane bulur gelirsen. Oldu canım, ilk günden kaynana gibi yerleşeyim evinize. Saçmalama, ne alakası var? Hazal'cığım bak, bir iki güne alışacaksın zaten, tamam mı? Güven bana. Kenan nasıl? Gördün mü Kenan'ı? Kenan? Kenan iyi. Hiç öyle düşündüğün gibi değil yani. Nasıl yani? Yani hiç yıkılmış gibi değil. Hayatına devam ediyor. Ben de bu sabah gideyim bir halini hatırını sorayım dedim ama ben de senin gibi yıkılmış bekliyordum. Hiç bahsini bile açmadı. Adını bile söylemedi. Rahat oldu yani. Ebru, kapatmam lazım. Odaya girmeden önce kapıyı çalarsanız çok sevinirim Canan Hanım. Kendi evimde hangi odaya nasıl gireceğim senden öğrenecek değilim. Ne istiyorsunuz? Oğluma hak ettiği saygıyı göstermeni. Oğlunuz saygıyı hak etseydi eğer, emin olun gösterirdim Canan Hanım. Ne yapıyorsunuz? Kes sesini. Ne sanıyorsun sen kendini? Ha? Kim olduğunu zannediyorsun sen? Bana bak. Bana düşman olmadan önce en az benim kadar güçlü olmalısın ki o zaman bile kazanmak için kendi canını ortaya koyman gerekir. Ama benim fazla sabrım yok. O yüzden şansını zorlama hayatım. Sakın. Hazal, iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Selma Hanım, biraz müsaade eder misiniz? Annemin sesi odaya kadar geliyordu. Neye kızdı öyle? Gerçi bizimkilerin kızmak için bazen bir sebebe ihtiyacı yoktur. Ama neyse.
Sana bir sır vereyim mi? Bu evin kaybı abimdir. Ve abimin kaybı sende olduğu sürece sana kimse zarar veremez. Bu sözümü sakın unutma, olur mu?